programımızı planladığımız şekilde yürütebilmemiz için buradaki toplantıyı en fazla bir saatle sınırlandırmak zorundayız. O konuda da anlayış istiyoruz sizden. Buyurun. Sizin toplantınız var. Daha sonra televizyon programımız var akşam. Nasıl şehitler diyarı? Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Burası Çanakkale, barışın savaşı yendiği yer. Neyi anlatıyorlar bize burada? Biz barışın kentiyiz. Basın mensuplarına söylediğim bir şeyi burada tekrar edeyim. Ben geldiğimiz noktanın yolun yarısından fazlası oldu. Buradan daha büyük bir durum var mı? Analar ağlamıyor. Bu önemlidir. Bunu istemeyenler, bundan beslenenler. Bunu istemeyenler, o kandan beslenenler. Bunu başkaları da konuşsun. Bunu istemeyenler. Arkadaşlar konuşsun. Yasası, bir de baraj. Yani hiçbir demokratik ülkede %10 barajı yok. Bu barajın kaldırılması gerekir. Bu bizim açımızdan çok önemli. İki, terörle mücadele yasası. Bunun değiştirilmesi gerekir. Bize göre antidemokratik bir yasa. Üç, Diyarbakır da cezaevi. Yani bu bizim için... Ben malumluyum fakat sürekli başkanı da valiye de söylüyorum. Demin de sevgili rektöre Sedat Çınar arkadaşıma söyledim. Dostlarım da var burada. İnşallah bir gün buralara yakın bir yere yerleşirim. O kadar gönlümde yeri büyük olan bir kenttir. Medeniyet kenttir. Biz sizi dinlemek yerine marşı söylenmenin şehitlerimiz için, Atatürk için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucuları için, Atatürk'ün silah arkadaşı ve bir ay önce şehit edilen askerlerimiz için, görevlerimiz için okunmayı eğer bunun arada yüzen alsancak çat birbirini dinleyebilme becerisini edinmiş olmak demek. Bir ve barışın sembolüdür. Öyle de olacaktır. Eminim Türkiye'ye barış ve kardeşlik mesajını ruhuyla, tarihiyle, insanıyla, toprağıyla, doğasıyla bu kent en güçlü şekilde verecek.